olan kimse o gitme adayı olacak. Geri sayıyoruz. 3, 2, 1, başla. Metan geliyor şu anda. En önde Metan. Mesut başka bir taktik gördü. Mesut hepsini birden ezberlemeye çalışıyor şu anda. Gerçekten yarışmacılar her şeyden ortaya koyuyor sevgili seyirciler. Güçlü bir üçlü buluştu son turda. Ve bakalım kim dışarıda kalacak? Kimse sona kalmak istemiyor. Kimse sona kalmak istemiyor. Metan bitirdi. İşte bu be. Metan bitirdi. Metan bitirdi. Hayır. Abi rahat rahat bak şuna ya.
kazandı. İstanbul'a. Taner kazandı. Taner kazandı. Evet, Taner kazandı. Mesut sona kalmış oldu. Garanti yap abi. 3 yap. Garanti. Kanka 3 yap. 3 değil. 4 yap. 4 yap. 5 yap abi. 4 yap. 5 tane tut aklına. 4 kere git gel ya. Abi. Sen hızlı değilsin. Bunu bir kafana sok. Evet. Orada zaman geçir. Bak orada zaman geçir. Senin farkında çıkıyorsun burada. O 2 defa yap. 1 defa yap. 8 al ya. 8 al. Ben eğer işte böyle 20'ye geldiğin zaman hepsini açtın oraya, bu sefer hatalarını bulamazsın abi. Çok zor yani. Seyirciler, demin de söylediğim gibi bu haftadan itibaren yeni uygulamaya başladık. Survivor'dan artık en kötü olan gidecek. En kötü olanı bulmamız için de önce en kötü ikiliyi bulacağız. O ikili de biraz sonra ortaya çıkacak. Dört arkadaşımızdan ikisi düelloya kalacak. En kötü ikili aslan mı, kanarya mı, yoksa bir aslan bir kanarya mı olacak? Bu sorunun cevabı için artık geri sayıma başlıyoruz. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Başarılar diliyorum. 3 2 1 Başa! Hadi aslan! Hadi aslan! Hadi aslanlar! Öldürdün! Mesut ve Çiğdem şu anda ilk masaya vardılar. Bitirdi. Çiğdem bitirdi. Mesut sağlam gel. Tamam. Çiğdem bitirdi şu anda. 3 aday var düelloya. Survivor'dan gitme adayı şu anda 3 yarışmacı. İkiniz de bitmediniz. Kim önce bitirirse o kurtulacak. Thank you.
son saniyede Müge kendini kurtarıyor. Kendini kurtarıyor ve bu da bir aslanla bir kanaryanın düello çıkması anlamını taşıyor. Krampon mesela açık krampon, koyu krampon. İşte yani ama şunlar zaten olay. Beyaz koyunlar, siyah koyunlar diyeceksin. Koyunlardan full emindim yani. Ama bak şuna dikkat edeceksin. Biri açık, biri koyu. Evet, o olay çok dikkat. Ya da bayraklar biri açık, biri koyu. Koyunlar. Yok, çizgilerimizi hepsini yaptım. Hı. Bir tek koyunlar aklıma geldi. Kısmet ama ya. Ya bırak o şimdi şov ya. Tamamen şova dönük hareket. Reklam kokan hareketler bunlar. Ay, Mike. Çok kötü ya. Ben okulu falan bırakırdım yani şu çocuğun durumunda olsaydı. Gerçekten büyük bir mücadele oldu Panama'da. Ve herkes her şeyini ortaya koydu. Tabii ki ufak dikkatsizlikler bile bazı arkadaşlarımızı işte düelloya bırakabiliyor. Yaprak da Mesut da bugün dikkatli olamadılar. Ve şimdi ikisi düelloya kaldı. Ada konseyi olmadan ilk yarışmacımızı bugün kaybedeceğiz. Ve bu da düelloyla gerçekleşecek. Öncelikle Mesut senle başlayalım. Düelloya kaldın, neler söyleyeceksin? Yani biraz dikkatsiz davrandım herhalde. Yani iki tane aynı şekil vardı. Sadece köşedeki top farklıydı. Onları karıştırmışım. O yüzden çözemedim. Yani çok uzak değil düelloya kalmak kimse için. Çünkü her oyunda bir sürü etken var. Ben de başarılar diliyorum arkadaşıma. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Evet, ya aslanlardan ya kanaryalardan biri gideceği belli oldu. O yüzden iki takım da şu anda sevinemiyor. Gergin dakikalar bizi bekleyecek. Akşamüstü büyük bir düello var. Ve Yaprak, sen neler söyleyeceksin? Olay sırf hafıza olsa belki yapardım ama şu engeller hiç benim, bana göre değilmiş yani. Elimden geleni yaptım, olmadı. Kısmet bakalım. İkinize de başarılar diliyorum. Ve takımları akşamüstüne kadar uğurluyorum. Arkadaşlar, akşamüstü bir takım gerçekten çok üzülecek. Çünkü bir arkadaşını kaybedecek. İki takıma da başarılar diliyorum. Dokunulmazlık oyunu bitmişti. Yarışmada en kötü dereceyi yapan aslanlardan Mesut ve kanaryalardan Yaprak, kaybedenin adaya veda edeceği düelloya çıkacaktı. Survivor'ın en kritik düellosunda Mesut'la karşılaşacak olan Yaprak, şartları eşit görüyordu. Takım arkadaşları da Yaprak'a güveniyordu. Ben mesela hiçbir hikaye oluşturamadım. Dolu buradaydı, boş daha başka yani. Hiç yoktu. Ama engeller çok zorladı beni. Ben de mesela 4 defa gittim diyorsun. Ben de 3. de bitirdim sanırım. 4 gitmişim ya. O anda anlamıyorsun ki neyin ne olduğunu. Tek isteğim Yaprak'ın Mesut'u bir şekilde elemesi. Sarı kırmızılıların başaramadığını biz sarı lacivertliler olarak başarmak istiyoruz. Ve Mesut'u göndermek istiyoruz. Yaşa Mesut ya. Bir gitse sana elenip o kadar güzel olacak ki. Yaprak, Mesut'u gönder, ne istersen iste bizden. Süper olacak yani, süper süper. Düello gerçekten zorlu bir düello olacağı benziyor. Ama Yaprak'a güvenimiz sonsuz. İnşallah bir kızın, bir bayanın bir erkekten daha üstün olduğunu ya da bir erkek kadar güçlü olduğunu gösterecek ve aramıza kalacak. Elenen kişi aslanlardan biri olacak. Şansımı %50-50 görüyorum ama elinden geleni fazlasıyla her şeyi yapacağım. İki tanesi yer değişmiş. Evet. Ki benimkiler farklı, bir düdükle bir tane şey kale sahaydı. Evet. İkisi yer değişmiş. Bakıyorum. Olması lazım diyorum. Son dakika çözdüm yani. Aynen olmuştu. Ya ben de inadına güveniyorum ben. Çünkü diğer düellolarda birkaç kez kendini gösterdi. İsteyince yapar. Yeter ki istekli olsun. Ama şimdi o isteği aşılamaya çalışıyoruz. Taşıdığı formanın bilincini öğretmeye çalışıyoruz. Ben de sabırla müslüyemizi bir işe. Takımımız için her şeyi önümüze koyuyoruz. Her şeyi onun için yapıyoruz. Gidersem çok fazla üzülürüm ve arkadaşlarımı burada bırakacağım için çok üzülürüm. Ve ölüm kalım düellosuna gitme vakti geliyordu. Düelloyu kaybeden Survivor'a da veda edecekti. Bu önemli düelloyu Yaprak mı yoksa Mesut mu kazanacaktı? Survivor böyle düello görmedi. Mesut ve Yaprak düelloya çıkacak. Kaybeden adasına veda edecek. Az sonra. Sarı kırmızılı ekipte de durum hiç farklı değildi. Dokunulmazlık oyununda en kötü dereceyi yapan Mesut, Yaprak'la düelloya çıkacaktı. Yaprak'ı görmüyor musun zaten?
Ya yapma. Yürüyemiyor öyle bitik ben yani. Ben kendi bu halimle abi rahatsız oldum. Düelloya çıkacağım için heyecanlıyım tabii ki ama kendime güveniyorum her oyuna çıkarken güvendiğimki gibi. Yani neticede bakmamışım ama. Hayır hiçbir şekilde yani neticede senin düelloda da kazanacağından eminim abi. Evet abi. Kuşkum yok yani. Burada bir haksızlık olmasa abi. Ben orada rüzgar alıp seni götürürse ayrı yani. Adaya edersem tabii üzülürüm. Öncelikle arkadaşlarımı eksik bırakmış olacağım. 4 kişi mücadele etmek zorunda kalacaklar. Ben takım adına faydalı olabileceğimi düşünüyorum yarışmalarda. Belki bu yarışmada çok iyi değildim ama zaten bireyseldi. Ama sonuç olarak yani sona kalacak kişileri düşündüğün zaman kalabalık olmak her zaman daha avantaj. Bireysel olarak da veda edersem üzülür müyüm? Tabii ki üzülürüm yani buraya. Sonuçta ben de kazanmak istiyorum, o yüzden geldim. Survivor Aslanlar Kanal Arada kader düellosu için geri sayım başladı. Yaprak ve Mesut'un kaderleri biraz sonra belli olacak sevgili seyirciler. Gerçekten zor dakikalar başlıyor onlar için. Çünkü bir tanesi Survivor Aslanlar Kanal Arada veda edecek. Bu düello Survivor'ın gördüğü belki de en kritik düello olacak. Kim kaybederse o gidecek. Mesut mu yoksa Yaprak mı? Kim gidecek diye merak ediyoruz ve şimdi ikisini de buraya bekliyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Survivor'daki kader dakikaları biraz sonra başlayacak. Mesut ve Yaprak düelloya çıkacak. Kaybeden Survivor Aslanlar Kanaryalara veda edecek. İki takım da kenetlendiğini ve arkadaşları için dua ettiğini biliyorum. Ama kim iyiyse o kazanacak ve kaybeden için de yolun sonu gelmiş olacak. Bir platform var. İkiniz beraber platforma çıkacaksınız. Gördüğünüz silindirlerin üzerine basacaksınız. Ve tahta direği tutmaya başlayacaksınız. Kim daha uzun süre o tahta direği tutarsa o Survivor'da kalacak arkadaşlar. Direği tutamayan Survivor'a veda edecek. Mesut neler söyleyeceksin? Yani gerginim biraz. Sonuçta düelloya kalmak hoş bir şey değil. Elimden geleni yapacağım. Tamam, Mesut'u düelloya yolluyorsunuz. Evet, çok zor bizim için. Şu ana kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Tabii aynı gün içinde bir de apar topar direkt çantalarla beraber bununla karşılaşınca biraz daha stres yaşamamıza sebep oluyor. Adada, takımda, her şeyde kendisine ihtiyacımız var. Onu çok seviyoruz, bunun farkında. O yüzden vermeyecek inşallah. Yaprak. Biraz sonra düelloya çıkacaksın. Seni de dinleyelim. Tabii burada olmak kötü bir şey yani. Düelloya kalmak kötü. Elimden geleni yapacağım. Çok yani adil bir yarışma sonuç olarak. Ne onun ne benim avantajım olmayan bir yarışma. İkimiz de her şeyi yapacağız sonuç olarak kalmak için. Cenk, kenetlenmiş duruyorsunuz. Evet. Herhalde siz de yapmak için dua ediyorsunuz. Dualarımız tabii ne kadar yardımcı olacak onu göreceğiz. Ama inanıyoruz ki Yaprak bu yarışmayı galip olarak bitirecek. Buna takım olarak inanıyoruz. Arkadaşlar biz ikinize de gönülden bol şans diliyoruz. Survivor'ın şimdiye kadarki en kritik düellosu olacak bu. Çünkü ilk defa bir düelloyla bir arkadaşımız Survivor Aslanlar Kanaryalara veda edecek. Artık buradan sonra konuşacak olan sizsiniz. İkiniz de platforma davet ediyorum. Buyurun abi. Biraz sonra başlayacak. Mesut Yaprak'a karşı. Arkadaşlar ikinize de başarılar diliyoruz. Yerlerinizi alabilirsiniz. Buyurun. ...20 saniyeniz var son pozisyon almak için.
Son 5 saniye artık. Başladı arkadaşlar. İlk düşen elenecek. Evet, ilk düşen elenecek. Mesut ve Yaprak. Hangisi düşerse o Survivor Aslanlar Kanaryalara veda edecek. Her şeyin problemi. Ne durumdasın? İyi, sen? İyi. Yağmur seni çok özlemiş. Öyle mi? Seni de annenler özlemiş. Doğrudur.
çok sıkıcı. Niye konsantrasyon bozuyorsun ki? Elini değiştirsene yoruluyorsun. Ha? Elini değiştirsene. El değiştiriyor mu? Değişmez. Elde problem yok abi. Ayakkabının altı çok uzuyor. Ayağım açıyor zaten. Başka bir şey yok. Ayağım Mesut dedi. Sadece sakalı belli kalıyor. Hiçbir yerim almıyor. Sadece ayağımın altında bir şey böyle dikenler gibi batıyor. İnanılmaz yani. Sadece ayakkabının altı ince olduğu için. Yok mu öyle bir şey? Ya bıraktıktan 5 dakika sonra şutu geçecek. Niye bıraktınız? Düşünme. Ayağının altını düşünme. Başka şeyler düşün. Bırakacağım ya. Evet. Bırakma. Kılayım yere düşeyim mi abi? Evet. Düş şu an. Düş. Topuğun üzerine biraz gel. Mesut karşı tarafta aynı şarkılarda. Biraz daha ben. Ayakkabının altı çok güzel. Tamam o. Baksana ayakkabını. Ayakkabının altı var. Ben ayakkabımı çok aynı. Ya bak konsantre ol. Tamam hadi. İşte bu be. Ne oldu? 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 Ne
Aslan avcısı yaprak! Aslan avcısı yaprak! Aslan avcısı yaprak! Aslan avcısı yaprak! Acun ateşi sende, 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 acun ateşi sende. Sabah ki bugün tekneden atlıyorduk ya, ayağımı vurmuştum zaten, doktor ilaç vermişti. Herhalde o. Biraz sana ayağım dedi, biraz sana ayağım dedi, biraz sana ayağım dedi. Biraz sana ayağım dedi. Panama'da sevinci ve dramı beraber yaşadık. Bu ilk düelloda gülen taraf Kanaryalar oldu. Ve kazanan da Yaprak oldu. Tebrik ediyoruz. Bravo Yaprak. Bir tarafta sevinç, bir tarafta hüzün oldu. Aslanlar uzun zamandır kayıp vermiyorlardı. Ve bugün şok bir şekilde belki de Mesut'u kaybettiler. Çünkü hafıza oyunu, üstüne de düello. Üst üste çok mağlubiyet oldu. Aslanlar, sizin için zor dakikalar var tabii. Öncelikle sözü Cevdet'e vereceğim. Çünkü bugünün en üzgün olarak Cevdet'i görüyorum. Cevdet, neler söylemek istersin? Ya iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Çok oyun kazandırdı bize takım olarak. Ya önümüze bakacağız şimdi ya. Yani kader. Çok fazla da şey yapmanın bir anlamı yok. Çiğdem. Şaşkınım. Mesut'u ben hep finalde düşünmüştüm. Çok üzgünüm. İlk defa bir arkadaşım bu kadar gidiyor diye bu kadar üzgünüm. Metan, seni de çok üzgün görüyorum. Üzgünüm, ayrıca kızgınım biraz da kendisine. Yani yok, söyleyecek bir şey yok. Özür dilerim abi. Saçmalama abi, ne yapayım ben, duramadım. Hak etmedi ya. Hak etmedi. Bunu 20 kişi hak etti ama hak etmedi ya. Ben bugüne kadar çok hırslı değildim. Bundan sonra görecekler benim hırsımı. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Özlem, sen ne söyleyeceksin? Ben de Metan söyledi, hırsı şu an yaşıyorum yani. Sanki iki kat daha fazla güçlendim. Gerçekten sıralar değişti yani. Çok önemli bir kayıp bizim için. Hepimiz çok üzgünüz. Mesut, en son seninle konuşacağım ama önce Kanaryalar, siz zaferi kutlamak üzere adanıza gidebilirsiniz. Çünkü veda sahnesinde siz olmayacaksınız. Buyurun arkadaşlar, hoşça kalın.
Mesut, son sözü de sana vereceğim şimdi. Gerçekten birçoklar için de sürpriz bir ayrılık oluyor bu. Meta'nın da psikolojik olarak bile hazır olmadığı belli. Sen neler söylüyorsun? Kendi adıma üzgünüm tabii, kaybettim. Yani artık yarışmada yokum. Ama değerlendirdiğim zaman yani bu yarışma artık bu saatten sonra bireyselliğe gitti ve ben aslanların her birinin hepsine yeteceğine eminim. Yani ben bugün kaybetmemi de yani hiçbir şeye bağlamıyorum. Belki de güçsüzdüm, neyse artık, yani sonuç olarak kaybettim. Ama yani tek beni endişelendiren kaybetmiş olmak değil. Arkadaşlarımı arkada bırakıyorum. Ama en ufak bir şüphem bile yok. Çünkü yani onlardaki inanç, onlardaki cesaret, onlardaki güç, her şeyleri dört dörtlük. Yani bu bir yarışma olabilir belki ama biz adada o kadar güzel şeyler yaşadık ki yani. Ne bileyim. Benim annemden babamdan başka hayatımda ağlayan arkadaşım olmadı yani. Arkadaşlarım benim için üzülüyorlar şu an. Ya benim böyle arkadaşlarım hiç olmadı. Hepsini çok seviyorum. Yani. Biliyorum, eminim abi, biliyorum ama ne yapayım ben, özür dilerim. Hadi biz yıkılmayız, hadi yıkılmayız biz, hadi hadi hadi. Yıkılmak yok. Yıkılmak yok. Yıkılmak yok. Belki yani bireyseldi, bir kişi kazanacaktı. Gel şuraya, gel şuraya. Gel. Ama ben bence çok daha büyük şeyler kazandım. Cevdet, yanında olmayı istiyorum abi, lütfen. Yani belki sadece bu bir yarışma gibi gözükebilir ama burada insanlar hayatlarını paylaşıyorlar, bütün gün beraberler. Ve belki ben yarışmada ödüle giden yolda kaybettim ama çok şey kazandım. Yani hayatta arkadaş bulmak çok zordur. Ya insanın annesi babası ne olursa olsun her zaman yanındadır ama onun için ağlayacak insanları bulmak çok zordur. Ben de yani her biri benim için altın değerinde olan bir sürü insan kazandım burada. Arkadaşlarım şu an yanındalar hala. Benim için üzülüyorlar ama ben bunu artıya çevirip bu yaşadıklarım, daha doğrusu benim yaşattığım bu şeyden dolayı onlara güç geleceğini, zaten yeterince güçlüler ama bunu oyunlara yansıtıp bir hırsa dönüştürüp bizim adımızı finale yazacaklarını biliyorum. Yani sonuç olarak benim hedefim, ha, tabii ki herkes kazanmayı ister ama ne olursa olsun aslanların kazanması. Hep bunu istiyordum. Özür diliyorum herkesten de, bana güvenenlerden. Ama benim için bu kadarmış. Bahane uydurmak istemiyorum yani. Olmadı, bilmiyorum ne oldu bilmiyorum ama olmadı yani. Bugün her şey ters gitti yani. Bir topun üzerindeki çizgiyi görememek buralara kadar geldi. Ya her şeyde bir hayır vardır diyorum. Ben hep Allah'a inancım yüksektir ve sonuçta onun her zaman haklının yanında olacağını biliyorum. Ve arkadaşlarım bunu hak ediyorlar. Umarım hepsi finale kalırlar. Peki Mesut. Şimdi ateşini alıp
Şeredeki ateş, senin Survivor'daki hayatını simgeliyordu. Ve ben de şimdi o ateşi söndürüyorum. Bravo kardeşim. Hoşça kal. Senin için 5 tane ateş söndüreceğim kardeşim. Merak etme. Seni seviyorum. Mesut'un arkasından gözyaşı döktü. Ben Yaprak kim? Mesut kim ya? İnanamıyorum. Az sonra. İnsan kaybediyoruz. Önemli insan evet, kaybediyoruz. Bunun öncesini unutmak zorundayız yani. Aslanlar bu dakikadan sonra benim de zaten söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü duygu yüklü bir akşam oldu sizin için. Bundan sonraki oyunlarda başarılar diliyorum dördünüze de. Ve takım olarak geçmiş olsun diyorum. Adanıza gidebilirsiniz. Hoşça kalın. Mesut'un düelloda Yaprağa elenip yarışmaya veda etmesi takım içerisinde adeta şok etkisi yaratıyordu. Takım arkadaşları Mesut'un adaya veda etmesine inanamıyor ve gözyaşlarını tutamıyorlardı. Ben Yaprak kim? Mesut kim ya? İnanamıyorum. Üzerine yapacak, söyleyecek bir şey yok. Evet. Bir gün, yarın, değil mi? Ondan sonraki gün tekrar böyle bir oyun var. Artık gene 5 kişi devam ediyoruz. Mesut için de devam ediyoruz.
daha hızlı. Her an her şey olabilir artık. Sonuçta bu bir oyun yani. Bu şekilde herkes 52'de bir, herkes çeker gibi verir gider. Bundan önce sonra ben burada... kaybediyoruz. İnsan kaybediyoruz. Önemli insanları evet, kaybediyoruz. Bundan öncesini unutmak zorundayız yani. Hiç beklediğimiz bir şey değildi ki bu bizim sonuçta. Olsun. Tabii ki beklemiyorduk canım. Yani. Adaletsizlik beni çok üzüyor ya. Yani Yaprağın şimdiye kadar kanaylara kattığı, Mesut'un şimdiye kadar aslanlara kattığına bakınca böyle biraz adaletsiz gibi geliyor mu? Ya tek oyun kader değiştirdi. Evet, hataları vardı ama. Bir tek oyunla böyle olmasın. Dinlemedi yani. Şunu 5-5 yaptı. Dinlemedi yani, adam ısrarla dinlemedi. İnsanın bazen bağlanır ya böyle basirete. Aklındakini unutur, bir şey yapar. Çok yani o onun kaybettiği nokta çok hani emin. Kendi ben bildiğim de benim bildiğim doğrudur. İşte 10-10 koyarsam doğru olur atıyorum ya da çok işte 2 sırayı 3 sırayı hemen kafadan yaparım mantığıyla gitti o. Mesut'un gitmesi bizi üzdü. Bunun dışında bir aslanın gidecek olması bizi çok üzdü. Ayakkabısının altı çok ince olduğu için. Karınca anlamamış. İşte ben çünkü ben bir ara çıplak ayakla durdum. Şey yapmadım ya. Beş beş koysa ya. Ne adam ya. Mesut elendikten sonra çok üzüldüm. Sonuçta takım için, bizim için çok önemli bir arkadaşımızdı. Ama o an kim elenirse elensin aynı üzüntü yaşayacaktım. Mesut için bence erkendi. Çünkü kanaryalara da baktığım zaman, kadroyu gördüğüm zaman... Yani kimin oyuna ne kadar ne kattığına baktığım zaman Mesut biraz daha kalabilirdi. Kanaryalar Adası'nda şu anda hala 5 tane ateş yanıyor. Onları tek tek söndüreceğim. O zaman huzur ereceğim.